Yeni bir günden herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Dışarıda hava o kadar güzel, o kadar güzel, o kadar güzel ki gördüğünüz gibi tam böyle cam silmelik. Ama ben bugün galiba hiçbir şey yapamayacağım arkadaşlar. Yani iki kolum birden ağrıyor. Ne yazık ki iki kolum birden ağrıyor. Dünkü temizlikten sonra sol dirseğim de ağrıyor, sağ dirseğim de ağrıyor. Böyle öyle huzursuz ki, öyle huzursuz hissediyorum ki anlatamam size. Bugün hiçbir şey yapamam diye düşünüyorum. Hani yemeğimi yapsam şükredeceğim Rabbime diye düşünüyorum ama şurayı nasıl böyle bırakayım? Şimdi bir bakın. Bakın, koltukların üstü toprak. Buralar toprak. Hele şuraya bir bakar mısınız? Olduğu gibi çekiyorum vallahi, hiç bir şeyi ellemedim. Ne oldu? Dün bizim balkonumuza çekirge girmiş. Şöyle büyük çekirgeler oluyor ya şöyle. Ondan girmiş. Allah'ım, burada çırpınıyorlar. Ben mutfaktaydım. Kapılarda kapalı biliyorsunuz, hani silerken kapatıyorum kapıları. Patili izleri çıkmasın. Hani evi silerken kedilerin pati izi çıkmasın diye. Allah'ım, burada bir kütürtü. Geldim baktım. Lokumun patilerinin arasından çekirgeyi zor aldım arkadaşlar. Çekirge ondan kurtuluyor, üzüm saldırıyor. Üzümden kurtuluyor, lokum saldırıyor. Hayvanı elinden zorla aldım. Şurayı açtım, oradan dışarıya hemen bıraktım. Ondan sonra camın dışından saldırmaya başladılar. Çekirgenin derdine burayı bu hale getirmişler. Yani üzülüyorum, bunalıyorum. Yani gücüm de yetmiyor artık. Ama bir yerde de yapacak bir şeyim yok. Hani çocuklarım da çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Sevince de böyle katlanıyoruz. Ama sağlığım da el vermiyor işte. Dün süpürdüm diye kollarım şimdi ağrıyor. Yemeğimi yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Onun derdindeyim şu an. Bakın şuralara. Her yer toprak. Ya mecburen süpürmem lazım. Mecburen süpüreceğim ama gücüm yetmiyor işte arkadaşlar. Neyse. Neyse, ben şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayayım kendime. Karnımı bir doyurayım. Bir enerji alayım bakayım. Dün o kadar çok yorulmuşum ki inanın duşa bile giremedim akşam. O kadar yorulmuşum. Ölü gibi uyumuşum sabaha kadar. Öyle bakalım arkadaşlar. Bir karnımı doyurayım da yavaş yavaş usul usul yaparım artık. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Yani çocuğum dökseydi çocuğumun pisliğini temizleyecektim böyle arkasında. Kediler de aynı şey işte. Çocuktan farkı yok. Hadi ben gideyim de kahvaltımı bir hazırlayayım bakalım. Geçen gün Ali Beyciğim orkidelerimi banyoya taşımış. Banyoda bir güzel sulamıştı arkadaşlar. Şu geride kalmıştı, onu da ben getirdim sonradan buraya. Çubuklarını falan da çıkarmış. İnşallah güzel bir şekilde açar bu sene. Şu çiçek dalı verdi arkadaşlar, bakın. Onun çiçek dalı var ama bunlar çok hani böyle güzel olmadılar ya. Hani öbür evimde daha güzellerdi, daha şenlerdi. Eltim de dedi yani, Yeliz, benimkiler de kötü oldu. Herhalde belli bir süresi var dedi şeyin. Bu çiçeklerin de hani öyle canlı canlı durmasının da bir süresi var herhalde dedi. Şöyle açayım camı, perdeyi de evde bir havalansın arkadaşlar. Bugünkü vlog nasıl olacak hiç bilmiyorum. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir vlog olur yine. Bakalım. Şimdi mutfağa giriyorum işte. Evet, Yeliz Hanım'ın kahvaltısı hazır. Sabahleyin bizimkilere hazırladığım sofra örtüm duruyordu arkadaşlar. Şöyle kendime kapya biber ve patates kızarttım. Aslında birazcık da yaktım. Amacım kızartmaktı ama yandılar. Şöyle peynirim, neydi? Kuşburnu, marmelatım, reçelim, çayım ve bir parça ekmeğim. Allah bereket versin, Allah'ım olmayanlara da versin. Valla Fatoşçum öyle güzel yapmış, öyle lezzetli yapmış ki Allah kesesine bin bereket versin. Eline, koluna, vücuduna sağlık sıhhat versin. Hastalıklarla sınamasın inşallah Fatoşçuğumu ve bütün sevdiklerimi, bütün insanlığı sınamasın. Rabbim, gerçekten hastalık çok zor. Yani derdi çeken biliyor valla. Ben şimdi karnımı doyurayım, ondan sonra bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Neler yapabileceğim ona bir bakalım. Sabahtan Ali'den kalan yumurtayı da ısıttım. Artık böyle doyuracağım karnımı, bakalım. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Nasip eylesin inşallah. Ben şimdi evden çıktım arkadaşlar. Hiç keyfim yok. Neşem yok. Bu maske de çok büyük. Hiç keyfim, neşem yok. Kolum gerçekten çok ağrıyor. Yani çok ağrıyor demeyeyim de hani beterin beteri var. Ağrıyor yani. Beni huzursuz ediyor. Ali Beyciğim de geldi. Onunla beraber markete gidiyoruz arkadaşlar.
Dedim ki markete gidiyorsan ben de geleyim, arabayla gidiyorsan geleyim dedim. Yürüyecek miyiz? Ali ya. Hayal kırıklığına uğratma beni. Bak ben hiçbir şey taşıyamam. Saçım başım ben vallahi. Suyu taşırım, sen başka şey alacak. Taşıyamam kocacığım. Suyu bak, ben taşıyacağım. Gerçekten su da alınacak. Hayır, arabayla gidelim bak. Daha gerek yok. Ya. Gerek yok. Ya zorlanmaya gerek yok. Bizim arabadan mı akmış? He, yine he, bizim arabadan akmış. Ya arabanın altında. Arabanın altında bir ıslaklık var da. Otur önde, önde. Tamam. Ay neyse, ikna ettim. Çiçekleri oraya koydun. Hayır, unuttum ben onları. Açtım. Bakın arkadaşlar. Neyi unuttuğumu göstereyim ben size. Annene göstersin onları. Anneme gösteremem, annem çok üzülür. Tüh. Bakın şimdi. Nasıl çöp oldu değil mi? Canlanırlar bence. Tabii. Gerçekten canlanırlar. Suya koyunca bak gör. Sümbüllerim arkadaşlar. Nergis de deniyor buna. Tüh. Neyse gidelim marketimize. Alınacakları alalım. Vallahi iyi oldu yani Ali geldi. Arkadaşlar soğanlar çok güzel. Ali Beyciğim patates alacaktı. Dedim patatesimiz var. Döndü soğana. Döndü soğana. Soğan alacak. Şöyle. Anam kalp dislere bakın arkadaşlar. Ya bu kolumdaki ağrı hani golfçi dirseği gibi ama böyle sinir sıkışması ağrısı mı acaba bilmiyorum. Şimdi bir arkadaşım Reyhancımla konuştum. Dağlar kızı Reyhan diye kaydettim bunu. Şu bardaklara bayıldım arkadaşlar. Uzun zamandır almayı istiyorum ama almadım. Mutfakta yer yok artık diye. Ali Beyciğim kasaya doğru giderken ben de size şöyle bir göstereyim istedim. Neler var? Daha önce gittiğim şok marketten çok daha çeşitli şeyler var burada. Bundan sonra buraya gelirim. Etrafımızda bayağı bir şey var. Böyle marketler var. Ha. Ya şu şöyle klasik bir kek kalıbına da ihtiyacım var. Ne kadar acaba? 69.90 döküm kek kalıbı. Evet. Ondan da alırım inşallah. Şunlar da böyle nane yakmaya falan çok güzel aslında. Onlar ne kadarmış? 19.95. Evet. Burada da şöyle büyük bir kase var. Salata tabağı gibi. Keramika. Çok seviyorum keramikanın ürünlerini. Makarna tabağı. Onu da gördük. Paşa Bahçe'nin su bardağı gelmiş. Tencereler var. Terlikler var güzel. Leopar desenli. Şöyle saklama kapları, borcamlar. Aslında borcama da ihtiyacım var. Örtüler var. Şöyle ayarlanabilir süzgeç. Bunlar da yer tasarrufu açısından çok çok mantıklı ve güzel aslında. Çarşaf takımı 49.95. Dokuması ince görünüyor ama parmağımı da kestim sabah arkadaşlar. Peşime geliyor, al beni diyor herhalde. Gelme peşime, alamam. Şöyle. Yastıklı set yine çarşaf takımı. Şöyle battaniyeler gelmiş 79.90'a. Çift kişilik pike hasır örtü var. 2'ye 2.30. 59.90. Bunun fiyatı da güzelmiş aslında. Pardon. Şu terlikler de güzel arkadaşlar. Bunun ucu açık olanı kullanıyorum. Evde çok rahat. Soft terlik. Burnu kapalı 27 lira. 26.95. Evet. Şimdi gideyim Alişim'in yanına bir bakalım. Şu neymiş? Ha, çay kaşığı gibi böyle şekerlik gibi tuzluk gibi. Baharatlık da olabilir. Evet baharatlıktır muhtemelen. Evet kaşıklı cam baharatlık 14.95. Evet. Ali Beyciğim geldi. Hadi gidelim şimdi. Tamam çıkıyoruz. Çıkalım bakalım arkadaşlar. Eve geldik çok şükür arkadaşlar. Aldıklarımı hemen göstereyim. Şöyle iki tane ekmek aldım. Su aldık. Ne kadar su aldık? 75 TL vardı hepsine. Toplamda 75 TL vermişiz arkadaşlar. Havuç aldık.
Şöyle tavuk aldık. Zeytinimiz bitmişti, zeytin aldık. Ketçabımız vardı. İndirimli ürün alabiliyorsunuz dediler. Ketçap aldık. Bir tane de çikolata aldık indirimli dedikleri için. Şöyle kaypancak deniyor. Bafra'da çok fazla yapılır böyle kıymayla beraber. Pişirilir. Allah rahmet eylesin. Perihan ablamız vardı. Gün yaptığımız arkadaşımız. Ben onu da yemiştim ilk defa. Koronadan hayatını kaybetti. Rabbim mekanını cennet eylesin. Onu da yemiştim işte. Onu da öğrenmiştim Bafra'da kaypancak diye. Sonra soğanı yemek yapacağız diye getirdim böyle. Patates almış arkadaşlar. Araya sıkıştırmış, patates de almış birazcık. Şimdi o fiyatı uygun gördü. Bir de patatesin şeklini beğendi. Almadan duramadı. Şimdi beraber yapacağız inşallah yemeğimizi. Bilmiyorum artık ne yapacağız bilmiyorum. Bir yapalım bakalım ortaya çıkaralım yemeğimizi ne yapacağız. Ali Usta mutfakta arkadaşlar. Ali Usta akşam yemeğini hazırlıyor. Evet, ustam. Çocuk benden. Yoğurt ve salatalık kullanıyoruz. Salata da yapacak mısın? Yeteri kadar tuz. Evet. Az miktarda su koyup koyu bir Kıvam koyu ama birazcık su eklememiz gerekecek evet, ona canım. Koyu bir cacık yapacağız arkadaşlar. Tarifi veriyorum. Dolapta ıspanağımız vardı az bir şey. Kaseye koymuştum öyle onu da Bir adet çıkarttık. salatalık. Kocacığım herkes biliyor. Herkes cacık yapmayı biliyor. Ne oldu söyle. Bir adet salatalık, yoğurt, Evet. tuz. Evet. Sarımsak. Sarımsak, evet o gizli formül. Sarımsak. Bakın tavalarımı bile yıkamadım arkadaşlar. Yemekleri ocağa koydum. Şöyle pilav yaptım. Ocağım falan hep batık arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım. İnanın hiçbir şey yapmadım. Bakın burası da battı. Şöyle tavuk kızarttım. Bir de böyle karışık salata istiyorum. Ali Beyciğim yaparsa inşallah. Pilavla salata. Pilavla salata çok lezzetli oluyor yan yana tavuklu olunca kocacığım. Şöyle tarhana çorbası yaptım. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Nasip eylesin inşallah arkadaşlar. En kolay, en pratik neyse onu yapmaya çalıştım. Yani bakın. Şehir yem oraya yapışmış. Sarımsak, ay konuşamadım. Sarımsak istersen şey yapalım. İstersen kullanalım. İstersen kullanalım, evet. İsterim. Şu kaypancağı, zeytini falan da yerine yerleştirmedim daha arkadaşlar. Evimiz bu halde işte. İki tane tavam var yıkanacak. Cansucum geldi. Çok yorgunum anne, çok yorgunum anne dedi vallahi. Yoruluyor çocuk yani büyük bir temponun içinde. Babalar yorulmuyor. Babalar yorulmuyor. Hay Allah'ım ya Rabbim. Babalar yorulmuyor. Sarımsak balkonda kombinin altında asılı kocacığım. Ben bir yardım edeyim Alişime. Ali Beyciğim sağ olsun salataya geçti. Caner kuşum da masamızı hazırlıyor teyzeleri. Onun öncesinde ne yaptılar biliyor musunuz? Buzdolabına bir el attı kaynanam. Atılacaklar, çıkarılacaklar, hesap sorulacaklar. Hepsini tek tek halletti. Ben de balkona geldim azıcık. Vallahi bugün öyle bir güneş vurmuş ki arkadaşlar buraya. Arzucum aramıştı. Şuralarda hep pati izi var. Hep pati izi var anlatamam size. Şuralarda şu koltuğun şurasına çıkıyorlar. Oradan bizi seyrediyorlar böyle içeriye. Yani bir kedi patisi kaldıydı temizlemediğim arkadaşlar. Ay çok çok bunaldım. Gerçekten bunaldım. Yüzüme bakın arkadaşlar. Çıkarmadım onları balkona bugün. Gerçekten hani koluma ağrı bir vuruyor. Yani böyle ağrıdığını hiç bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten ne olduğunu da bilmiyorum. Dün bu fazla zorladım galiba. Detaylı süpürdüm çünkü bayağı detaylı süpürdüm. Instagram'dan da hani paylaştım böyle kolum ağrıyor falan diye demişler ki işte Yeliz Hanım kendinizi çok yoruyorsunuz, çok hırpalıyorsunuz, dünyanın işi bitmez. Ya ben abartı bir temizlik yapmıyorum. Kapıyı açmak için nasıl atlıyor üzüm Caner. Oo inanamazsın nasıl atladığını bir görseydin. Orada mı? Çok yoruyorsun kendini diyorlar. Yani ben hani abartı bir temizlik yapmıyorum. Ne bileyim ben sürekli böyle evi kaldırmıyorum. Gücüm zaten yetmiyor. Bir yemeğim, bir yapabilirsem temizleyeyim. Üzüm. Çıkmak istiyor. Yani abartı bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Aksine tembel olduğumu düşünüyorum. Yani böyle düzenli işlerimi götüremiyorum diye. Ama dışarıdan farklı görünüyor galiba. Neyse. Oh, Caner böyle servisleri çıkardı. Ben de kaseleri, tabakları çıkarayım. Akşam yemeğimizi yiyelim bakalım.
Ali şimdi salatayı bitirir şimdi. Gayet de lezzetli oluyor salatası vallahi. Yırt üzümcüm, yırt tüllerimizi yırt çocuğum. Balkona çıkıp onlar da çok sıkıldılar ama balkonda toprak duruyor hala. Kimseye bir şey diyemedim. Ali'ye yardım et bana dedim hani yemek konusunda. İçeriye geçmiş yatmış. Adam da yorgun, ona da bir şey diyemedim. En kolayından dedim hani en pratiğinden, en kolayından ne yapabilirim? Tarhana çorbası, pirinç pilavı, tavuk yemeği. En kolay kocana yaptım. Söyle bakayım bir daha. En kolayı ne kocacığım? En kolayı yani yemeğe başkasının yani işini yapması oluyor. En kolayı, en kolayı kocana yaptırmak dedi. Sonra bana dedi ki sarımsak burada dursun karıcığım dedi. Dedim durmasın dursun yakışıyor, dursun. Yakışıyor. Yakıştı yakıştı dedi valla. Oo kırmızı biber de mi doğradın? Yani ben diyorum akşam, size güzel oluyor Ali Bey'in salatası diye. Maşallah maşallah. Maşallah. Eline sağlık canım benim. Yemeklerimiz pişti. Güzel yıkıldı güzel. Öyle olmaz öyle olmaz. Hayır hayır. Şu mavi leğenin içine. Arkadaşlar gördüğüne kadar hijyen olduğunu. Arkadaşlar hijyeni gördünüz değil mi? Az yıkayalım hadi bir kere daha. Az yıkadım ben zaten. Az bir kere daha. Çok yıkayalım diyeceksin. Çok yıkayalım o zaman. Azıcık yıkayalım hadi çok yıkayalım. Benden fazla yıkayan var mı? Bir kere, daha, bir kere daha sudan geç. Benden fazla yıkayan var mı maydanozu? Maydanoz bu kadar yıkanır. Sorduk arkadaşlar. Maydanoz bu kadar mı yıkanır? Yorumlarınızı bekliyoruz. Ali Beyciğim salatayı yapıyor. Ne olabilir köyden gelen doğal bir maydanozda? Ne olabilir? Yani annemin maydanozu evet yani ama... Annenin diye zaten yıkamadım. Ha tamam. Sen var ya sen. Ay ben şu tabakları çıkarayım arkadaşlar. Kaynanamın olsa yıkardık. Niye canım? Kaynanamın organik değil mi? O laf çarptırmaya şey yaptın yani, şimdi değil mi? Vallahi sağ olsunlar. Havuç atmayayım daha buna. Havuç rendeli. Ben seviyorum pilavda. Ya pilavla yan yana. Pilavla yan yana salatayı seviyorum. Biraz da havuç rendelesin bakalım. Çok iç açıcı göründü. Şu tavalar yıkanacak bekliyor. Soyacağımızı şey ettin ama. Makinede o makinede. Makineden almadım. Ben bir yardımcı olayım arkadaşlar. Çok şükür soframız hazır arkadaşlar. Bu akşam da karnımız doyacak şükürler olsun. Ali Bey'in yaptığı salatamız sağ olsun salatamızı da yaptı. Hemen böyle pilavın üzerine tavukları koydum. Pilavım biraz yağsız olmuş. Çorbaları çıkardım. Cacıkları koydum. Ekmeğimiz poşette. Daha devamı var onu da çıkarırız. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Nasip eylesin. Çorbaları da Cansu'cum koydu. O zaman bize afiyet şifa olsun arkadaşlar. Allah'ım bin bereket versin. Arkadaşlar şu an gözlerim o kadar yanıyor ki anlatamam size. Biz yemek soframızı ortada bıraktık ve şeye gittik. Hasta ziyaretine gittik. Bafra'dan sevdiğim bir arkadaşım hastanede yatıyor. Hatta Emine'cim bilirsiniz evine gitmiştim. Ona ziyarete gittik. Arzucum da geldi. Onun ziyaretiyle işte bu saate ettik. Eve geldim. Yarın çok güzel bir yere gideceğim ben. Ali Beyciğimle beraber çıkacağım. Sürpriz olsun nereye gideceğim. Ali Bey'le gideceğim. Ali Bey'le geleceğim. O yüzden ne yapıyorum? Yemek yapıyorum. Çocuklarım aç kalmasın diye. Okuldan eve geldiklerinde aç kalmasınlar diye yemek yapıyorum. Şöyle soğanı elimde doğramadım kolum ağrıdığı için. Hemen robottan geçirdim. Fasulyeyi taneli vardı zaten köyden getirmiştik. Kırılacak olanları da kırdım arkadaşlar. Şimdi yemeğimi koyacağım. Bir taraftan da mutfağımı toplayacağım. Kızım niye yardım etmiyor derseniz yardım edecek vakti zamanı yok. İnanın arkadaşlar akşama kadar hastanede, hayvan hastanesinde ayakta dikiliyor. Derslere giriyor falan filan. Hani onun açıklamasını da yapayım da kızınız niye yardım etmiyor falan demeyin diye. Herkesin işi farklı arkadaşlar. Herkesin yoğunluğu farklı. Caner'in sınav haftası, Cansu'nun öyle hastane yoğunluğu var. Her iş bana bakıyor yani gene çocuklarım okusun hani yapmaları gerekenleri düzenli bir şekilde yapsın da gerisi önemli değil. Şimdi yemeğimi ocağa koyacağım sonrasında şu mutfağımı toplayacağım arkadaşlar yemeğim pişerken. Dediğim gibi masayı öylece bıraktım gittim hemen gelince de böyle başladım yapmaya. Tenceremi ocağa koydum fasulye hazır şimdi hemen bir tencereyle atayım sonra makinemi yerleştireceğim çalıştıracağım bakalım vedalaşmaya gelirim. Şu yemek işini bir halledeyim saat şu an. 11'e 5 var arkadaşlar. Saatte bayağı bir geç oldu. Hemen yemeğimi ocağa koyayım. Düdüklü tencereye koyacağım çabucak pişsin diye.
kaşık poğaçamı yaparken çıkan bulaşığımı yıkadım arkadaşlar. Bir tencerem kaldı, bir de şurada çöp kasem kaldı yıkanacak. Yemeklerim hazır. Vallahi fasulyeyi pişirirken Canercim dedi ki anne kaypancak kokuyor dedi. Hemen çocuğum için kaypancak da yaptım. Kıymayı kavuruyorsunuz salçayla beraber, suyu ekliyorsunuz, sonra bu kaypancak denilen kesilmiş hamur parçalarını içine atıyorsunuz. Makarna gibi pişiriyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha sulu oluyor aslında, birazcık çekmiş. Yarına daha da çekecektir. Su eklemesi yapabiliriz. Caner'cim okuldan geldiğinde mutlaka yiyecektir. İçine de sarımsaklı yoğurt koyup da yiyorlar arkadaşlar. Çok 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 lezzetli oluyor. Burada fasulyem de pişti çok şükür Allah'a. Yarının yemekleri hazır ve böyle kaşık poğaça yaptım arkadaşlar. Çok sıcak, şimdi yeni çıkardım çünkü birazcık fazla yayıldılar. Ununu azıcık daha ekleyebilirmişim. Bir sonrakine birazcık daha, böyle yarım su bardağı, bir su bardağı kadar daha ekleyebilirim. Allah bereket versin, Allah'ım olmayanlara da versin. Ben şimdi sizinle vedalaşayım arkadaşlar. Videomu düzenleyip hemen uyuyayım. Çünkü saat bakın 1'e çeyrek var. Evet, hızlıca işlerimi halledeyim. Yemeklerim şimdi dışarıda duracak. Sabahleyin buzdolabına atarım. Çocuklar bundan yemek isterse de yerler. Arzucuğuma inşallah götüreceğim. Bakalım. Sürpriz olsun dedim ama Arzu'ya gideceğim. Ağzımdan kaçırdım. Arkadaşıma gideceğim arkadaşlar. Hızlıca bundan yaptım işte kahvaltılık diye. Bakalım. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendime kamerayı çevirmiyorum çünkü tipim kaydı. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.